Ardı ardına açıklanan teşvik ve tedbir paketlerinden ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem çıkmıyor. Emekli Sayın Genel Başkanı Salman Hür Kardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında, hatta açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi. Ve salgın nedeniyle emeklinin geçim derdine bir de maske, dezenfektan gibi giderlerin de eklendiğine dikkat çekti. Emeklilerin bu dönemde ekmekle maske arasında sıkıştırıldığını ifade eden Hür Kardeş, emekliye salgın sürecinde her ay için 2000 TL destek yapılmalıdır dedi. Yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla beraber iyice yetersiz hale geldiğinin altını çizen Hür Kardeş, Mart ayında geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için salgın desteği yapılmalıdır diye konuştu. İktidar kabul etti. Hür Kardeş şunları söyledi. Sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar, ne yazık salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bıraktı. Bu kesimin başında hiç şüphesiz ki emekliler geliyor. En düşük emekli maaşının 1500 TL olması, emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı gerçeğinin yetkililer tarafından kabulüdür. Krizin sebebi emekliler değildir, sonucunu da emekliler çekemez. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen tüm emekliler sendikası, yılda 4 ikramiye de talep etti. Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı paylarının kaldırılmasını isteyen sendika, ikinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıplarının da devlet tarafından karşılanmasını istedi. Tüm emekli Sen Genel Başkanı Salman Hür Kardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında maaş aldığını açıkladı. Hür Kardeş, emekliye salgın süresince her ay için 2000 TL destek yapılmalıdır, dedi. Ardı ardına açıklanan teşvik ve tedbir paketlerinden ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem çıkmıyor. Tüm emekli Sen Genel Başkanı Salman Hür Kardeş, 8 milyon emeklinin asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi ve salgın nedeniyle emeklinin geçim derdine bir de maske, dezenfektan gibi giderlerin eklendiğine dikkat çekti. Emeklilerin bu dönemde ekmekle maske arasına sıkıştırıldığını ifade eden Hür Kardeş, emekliye salgın süresince her ay için 2000 TL destek yapılmalıdır, dedi. Yetersiz olan emekli maaşlarının salgınla beraber iyice yetersiz hale geldiğinin altını çizen Hür Kardeş, Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için salgın desteği yapılmalıdır, diye konuştu. Hür Kardeş, şunları söyledi, sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki, salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bıraktı, bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler geliyor, en düşük emekli maaşının 1500 TL olması, emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığı, gerçeğinin yetkililer tarafından kabulüdür, krizin sebebi emekliler değildir, sonucunu da emekliler çekemez, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını isteyen tüm emekliler sendikası, yılda 4 ikramiye de talep etti, sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı paylarının kaldırılmasını isteyen sendika ikinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıplarının da devlet tarafından karşılanması istedi. Birlikte diyelim, Türkiye'de çok sorulmayan, çok flash bir soruyla başlayayım abi. Ne olacak bu emeklinin abi? Emeklinin hali ölene kadar çalışmak olacak. Öyle karışım. Bugün şöyle söyleyeyim. Türkiye'de emeklinin, erkeklerin %70'i şu an çalışanlar var. Bayanların da %35'i şu anda çalışıyor. Niye? Yetmiyor. Yetmediği için mecbur ek iş için çalışıyor. Bacılarımız ya merdiven temizliğine gidiyor. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz veya bulaşıkhanelerde, yemekhanelerde bulaşık bardak tabak yıkıyor. Bu durumdayız. Öbür tarafta erkek arkadaşlarımız ya inşaatlarda çalışıyor, ya tarlalarda çalışıyor. Sırf evine geçirebilmek için. Çünkü alınan para çok düşük. Emeklinin %80'i açlık sınırına maaş alıyor. Bu memleketimizde. O açlık sınırına da rakamlarla daha sonra gideriz. Bugün Bu noktaya bakıldığında nasıl gelindi abi, bu süreç neden böyle oldu? Emekliler çalışma hayatının içerisinden yayın öncesinde biraz bahsettik. Kopamıyor. Biraz önce anlattığın rakamlar aslında çok fahiş rakamlar. Ve totaline baktığında da şöyle de bir gerçek var aslında. Hani emeklilik son derece hani müreffeh bir hayat olsun. İnsanlar sonuç itibariyle belli bir yaşa kadar iş yapıyorlar. Akabinde de artık rahat rahat dinlensin veya ailesine zaman ayırsın, işte
Eğer evlatları varsa, torunları varsa onlarla zaman harcasın. Onun haricindeki zaman dilimi içerisinde de yakın arkadaşlarıyla beraber belki bunlar kimi zaman hani kahveler olur, sivil toplum örgütleri olur, dernekler olur, buraya gitsinler. Burasında gene aktif hayatlarına devam etsinler. Hani her emeklinin evde oturduğunda zaten görmüyoruz. Ama totale bakıldığında herhalde şöyle bir rahatlık da yok abi. Bir klişe oluşmaya başladı. Yani nasıl olsa o emekli diye. Özellikle çalışma hayatının içerisinde hali hazırda yaşamını sürdüren, hala aktif olarak bilfiil çalışan insanlar işveren tarafından hani maaş konusunda sorun yaşadıklarında dahi en azından iş arkadaşları, ya işte X abinin, falanca abinin zaten emekli maaşı var. Hani o biraz daha kotarır ama bizi daha öncelikli bu maaş sırasına koyun dedirtiyor. Ama oraya baktığında senin pencerenden hiç öyle görünmüyor. Şimdi Türkiye'deki bir kere o zaman Türkiye'deki enflasyonu hesaplamak lazım. Türkiye'deki geçimleri hesaplamak lazım. Bakın ben şu anda bu hükümetimizde veya iktidar partimizde herhangi bir çözümümüz yok. Nasıl götürüyor, nasıl hesaplanıyor bilmiyorum ama benim hesabımda şöyle bir olay var. Mesela dünyada hiçbir ülkesinde fiyat artışı artarken enflasyon üçlü birlik yok. Ama benim ülkemde düşüyor. 4-7 parçalı hesaplanan kalemde bugüne baktığımızda 4-7 kalem hesap bugüne baktığımızda nasıl diyeyim size? Yani bizim gerçeğimizde 15-16 kalem burada bizim gerçeğimiz. Pazarım benim gerçeğim, marketim benim gerçeğim. Ve benim pimpon topuna, arabanın lastiğine, arabanın kayışına, arabanın ne bileyim contosuyla ölçersen beni yaşatamazsın. Verdiğin zaman bize enflasyon zaman veriyorsun. Bir kere ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan her seferinde söylüyorum. Parlamentodaki bizi temsil eden milletvekillerimizden. Emekli enflasyon hesabından çıkarsın. 1990 yılında bakın bu 99 yılında IMF'nin diretmesiyle emekliler hesaplaması enflasyon paketine girildi. Bizi buna koymasınlar. Çünkü niye? Emekli arasında bile maaş arasında bile uçurumlar artıyor. Uçurumlar çıkıyor. O yüzden bizi bir an önce ben Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Herkese eşit hesap versin. Bize enflasyon paketi hesaplayarak da bizi hesaba koymasın. Ben şöyle söyleyeyim. Bundan 6 ay önce veya 7 ay önce bir pazarıma çıktığımda 100 liraya pazarımı çantamı dolduruyordum. Pazar çantamı. Ama ben şu anda 180-200 lira dolduramıyorum bir pazar çantamı. Mehmet Ali kardeşim. Şimdi bana enflasyon nasıl Türkiye'de %20 yıllık diyebiliriz? Diyebilir miyiz? Geçen sene %9.6 aldık, bu 14 aldık. Toplamda %20 zam aldık. Bizim gerçeğimiz değil ki. Biz de istiyoruz ki, ben inanın bu Ocak ayında Cumhurbaşkanımızın bize yani farklı zam yapacağını hep beklentim vardı. Yani %10 değil de %20'lerde, %30'larda bir zam beklerdim. Ama olmadı, gelmedi. Bu bir gerçek değil. Ve ben en çok üzüldüğüm konu bu enflasyon oyunda emekli arasında uçurum artıyor. Makas açılıyor Mehmet kardeşim. Şöyle söyleyeyim size. Siz bugün diyelim ki biz ikimiz aynı yer, aynı gün, aynı zamanda emekli olduk. Ama ben hesap olarak söylüyorum, bunları tahmin olarak söylüyorum. Rakam ki bir rakam ortamımızı bulalım diyerekten. Ben asgari ücretten emekli oldum. Evet. 5000 lira emekli oldum. Bana 1000 lira maaş bağladı. Siz de tabandan bağlı çalıştınız. Tabandan çalıştınız. Maaş aldınız. 9000 lira emekli oldunuz. Size de 2000 lira bağlandı. Bakın bu yani bu şey değil. Hani anlamı şey değil. Ben tam bir hesabı bulmak için söylüyorum aramızdaki. Tamam aynı gün emekli olduk. Ben sana diyemem niye sana 2000 lira aldım öderim. Bana niye 1000 lira bağlar diyemem niye. Ben 1 lira öderken sen 5 lira ödemişsin. Ben 5000 lira ödemişim. Sen 9000 lira ödemişsin. Burada herhangi bir şeyimiz yok. Ama 5000 lira ayrıldık. 5 sene sonra beraber karşılaştık. Mehmet'in maaşın ne oldu? Mehmet'in maaşı 3000 lira oldu. Benim maaşım ne oldu? 1500 lira oldu. Aramızda kaç para vardı? 1000 lira vardı. Kaç para fark oldu? 1500 lira oldu. Aynı gıdayı yiyoruz. Aynı havayı kokluyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Aynı arabaya biniyoruz, aynı metroya biniyoruz. Yani
özgürlüğümden kısıtlamasın. Bana da bir hani sana 100 lira veriyorsa bana da 100 lira versin. Herkese eşit versin. Yani devlet baba bunu yapmasını istiyoruz. Yani emeklinin arasındaki makası açılmasını istiyoruz. Makas aynı kalsın istiyoruz. Şimdi burada tabii temel problemlerden bir tanesi de emeklilerin çok ciddi sesinin duyurulması yönünde sessiz kaldıkları, bazı noktalarda da problem yaşadıkları görülüyor. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Çalışma hayatının içerisinde aslında emekliler belki daha aktif olabilir. Oradaki o çalışma hayatının özellikle tecrübe kısmından emeklilerden ne kadar yararlanılıyor onu bilemiyorum. Şimdi Mehmet kardeşim bakın ben şunu söyleyeyim. Bugün bir an önce bir tofaşı. Şimdi emekli işine gelelim. Şu anda bugün SSK'lı olanlar 2008'den sonra SSK'lı olanlar alacağı emekli şey olacağı yaş 65 yaş. Bugün Tofaş gibi, Renault gibi fabrikalarda, büyük fabrikalarımızda, şimdi biliriz ama burada fabrikalarımızda, yani 65 yılında çalıştıran eleman olabilir mi? 50-55 yılında geldi mi, hadi diyor, sen emekliğinde olmuş diyor, sen git diyor. Daha gencini alayım ustam diyor, sen git. Bana daha genci lazım. Bugün bir hastanemizde, ama devlet hastanemizde, ama özel hastanemizde, 65 yaşında, 60-65 yılında bir hemşire çalıştırır mısın? Yok. İmkanı yok. Yani bu yüzden bu bile Türkiye'de bizim için yaş olayı farklı. Çalışma saatlerimiz uzun. Avrupa'da en çok uzun çalışan ikinci ülkeyiz. Bu saat daha çalışsın. Saatlerim işsizlik olanlarsın. 3 var, 4 var diyorsun. İşsizliklerimiz düzelsin. Emeklerimizin yaşı farklı olsun. Yani bugün yani o kadar konulara gireriz ki yani bak bugün emeklerimiz nasıl diyeyim?